Merhaba hepsi, ben Kaptan Falcon ve Yu-Gi-Oh! Duel Links'in yeni bölümünde tekrardan sizinle beraberim. Unutmayın, eğer bu video yayınlandığı gün 40 beğeni gelirse yarın karşınızda bugün de olacağı gibi 2 video olacak. Bugünkü diğer video saat 9'da gelecek, bu videonun 7'de geldiğini sayarsak. Bugün Duel Links'te şu an ekranda gördüğünüz desteği kullanacağım bir Relinquish destesi. Relinquish bir ritual canavarı. 2 tane Relinquish'imiz var. Hemen desteği göstereyim ve çalışma prensibinden bahsedeyim size. Ability'miz Destiny Draw Yugi'nin özel ability'si. 2 tane Relinquish'imiz var. Bir tane Sonic Bird'ümüz var. Sonic Bird'ün özelliği, sahaya çağrıldığında eline bir tane Ritual canavarı alabiliyorsun. Ritual canavarın Ritual Magic kartını alabiliyorsun. Senju of Thousand Hands var. Bunda da aynı şekilde Sonic World'la aynı, ama bunda da diğer parçayı, yani Ritual canavarın kendisini eline alıyorsun. Sphere Karibo var. Çok işe yarayan bir kart. Rakibin sağlığında bu kartı feda ederek rakibinin canavarını defans pozisyonuna çevirebiliyorsun. Ardından Thunder Dragon var. Bu kartta elindeki bir Thunder Dragon'u mezarlığa göndererek 2 tane destenden Thunder Dragon alabiliyorsun. O yüzden 3 tane var. Dien Desire of Rituals var. Eğer bu kartı feda ederek bir Ritual canavarı çağırırsan, o Ritual canavarı trap kartlarının efektlerinden etkilenmiyor. Skell Angel var. Ters defans pozisyonuna koyduğunda, biri saldırdığında, kart açıldığında ters döndüğünde bir kart çekiyorsun. Twister var. 500 can puanı öderek sağdaki bir spell veya trap kartını, açık, yüzü açık olan bir spell veya trap kartını yok edebiliyorsun. Fulfillment of Contract var. Mezarlığa giden bir Ritual canavarını 800 can puanı öderek çağırabiliyorsun. O yüzden 2 tane var. Black Illusion Ritual, Relinquish'ti çağırmak için yine 2 tane. Magical Arm Sheet var. Eğer bir canavar kontrol ediyorken, rakibinde 2 canavara varken bir canavar ile sana saldırırsa, diğer canavarını seçip rakibin hedefini o yapabiliyorsun. Mirror Wall yok bende. O yüzden bu kart var. Mirror Wall çıktığında onu Mirror Wall'la değiştireceğim. Golden Apples var. Bu da Destiny Draw'la iyi bir sinerjisi olduğunu düşündüğüm bir kart. Çünkü savaş hasarı aldığında canavar kontrol etmiyorken, savaş hasarın aldığın hasar kadar canını dolduruyor ve aldığın hasara eşit atak ve defans sahip olan bir canavar çağırıyor sahaya kendinden. Bir token çağırıyor. O yüzden mesela Destiny Draw 2000 can puanın gittiğinde çalışıyor. O yüzden mesela 2000 hasar yiyip 2000 doldurursan Destiny Draw çalışır. Windstorm of Etioka'da var. Bu da Karibo'nun genel tüm canavarlara eşleyeni, tüm canavarların pozisyonunu, savaş pozisyonunu değiştiriyor. Bu deste beni Platinum 1'e kadar çıkarmıştı geçen sezon, ama şimdi sezonlar sıfırlandı. O yüzden Gold 1'e düştüm. Normalde hep Silver 1'e düşerdik. Ama bu sezon Gold 1'e düşürdüler yeni metada. Bakalım bugün Gold 3'e kadar çıksak falan iyi olur. Bir 5 maç yapsak, 5 maç belki fazla. En az bir 3 tane yapmamız lazım. Bradley ile o da Gold 1 savaşacağız. Weevil destesi kullanıyor. Kesinlikle Parasite Infection destesi. Burning Land Parasite Infection Burn destesi kullanıyor. Direkt can puanımızı götürmeye yönelik. Relinquish bu destelere karşı fazla işe yaramıyor. Ve elimiz de iyi başlamadı. İlk tur bizim. Skell Angel kapalı olarak koyalım. Thunder Dragon'ın efektini aktive edip deckimizdeki kart sayısını azaltalım. Böylece istediğimiz kartları çekme olanağımız artsın. İkinci Thunder Dragon'ı da alacağım. Turumuzu bitirebiliriz. Parasite Infection destesi değil galiba. Çünkü şey kullanmadı, özel yeteneği kullanmadı. Ve turunu bitiriyor. Windstorm of Etioka çıktık. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Etioka'yı kapalı koyarız. Skell Angel'ı ters çevirip bir kart daha çekeriz. Sonic Bird çektik. Sonic Bird'tense Thunder Dragon'ı Skell Angel'ı tribute'layıp çağırırsak kapalı kartına saldırabiliriz. Nasıl şu an savunma olarak Windstorm'u ve Etioka'mız var. Can, 2000'lik Cocoon of Evolution.
Bu biraz sıkıntı olabilir. Çünkü Relink güçle çalınacak bir kart da değil. Kapalı bir kart koyuyor. İkinci bir kart koyuyor kapalı olarak. Cocoon of Evolution'u feda edecek. Ve Grass Chopper çağırdı. Bakalım saldıracak mı? Canın gitmesini ister miyim? Etiyokyo'yu kullanacak mı? Evet, Etiyokyo'yu kullanacağım. Grass Chopper eğer şu an Relinquish'ı çekersek çok iyi olur. Direkt Relinquish'ın kartını çekersek. Senju'yu çektik. İçimden geçmişti aslında. Var ya Senju'yu çekeceğimiz. İlk Senju'yu oynayalım. Benim kuşu da alalım elimize. Vince kendi Vince Storm'un Fetioka'sına gidiyor. Sorun değil çünkü bir sonraki tur Relinquish çağırıp Grass Chopper'ı çalabiliriz. Ve elimizde iki tane Fulfillment of Contract var Relinquish de ölürse diye. Weevil'ın bu desteği kullandığını hiç görmedim. Ne acaba bu desteğin adı? Insect Gemini olabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü Grass Chopper hem bir insect canavarı hem de bir Gemini türü olduğu için. Ama onun dışında başka bir fazla bir şey görmedik. Veya kendi yaptığı bir deste. Çünkü metada karşılaşmadım. Genelde Weevil kullanan Parasite Infection kullanıyor. Bu arada bugünün günü sorusu. En çok sevdiğiniz Ritual canavarı. Ooo Metamorph var. Bu çalmak, Grass Chopper'ı çalmak çok zevkli olacak. Thunder Dragon'ımızı öldürecek. Ve Grass Chopper iki kere saldırabiliyor. Dijin'i çekersek iyi olur. Aa, Renekuş da çekti yine. Burada Thunder Dragon'ı feda edeceğiz. Ve eğer elinde Sphere Caribou yoksa şu an oyun bitti. İşte Relinquish'in güzel yanı bu. Rakibin canavarını çaldığın için savunması kalmıyor fazla. Kapalı bir trap kartı yok. Elinde Caribou yoksa oyun bitti. Thunder Dragon'ı feda edelim. Relinquish'i çağıralım. Özel efektini aktive edip Grass Chopper çalalım. Ha, oyun bitmiyor çünkü Metamorph gitti. Ama bir sonraki tur bitirebiliriz. Bu arada Relinquish'le beraber Twister'ı da kullanmayı seviyorum. Çünkü Twister'la çaldığınız kartı yok edebiliyorsunuz. Eğer mesela rakibiniz sizin çaldığınız karttan daha güçlü bir canavar çağırırsa Twister'la çaldığınızı yok edip öbür kartı çalabiliyorsunuz. Bakalım ne yapacak? Bir canavar olarak kapalı olarak koyuyor. Ve bir trap kartı veya spell kartını kapalı. İki tane trap veya spell kartını kapalı olarak koyuyor. Bence şu an elindeki tüm kartları koyuyor. Bluff yapıyor. Skele Angel çekiyoruz. Kapalı olarak koymak yapabileceğim tek şey. Benim kuşta saldıracağım. Kapalı kartlara saldırmakta bir sorun yok. En kötü Yomiship veya Hanehane olabilir. Veya şu an bizim için Sonic World'u yok edecek kart olabilir.
Keşke Skill Angel'ı kapalı olarak koymasaydım. Maç bir tur daha uzadı şu an. Eğer Relinquish'te saldırırsa kendisi de ölür. Çünkü kendi kartına saldırmış gibi oluyor. Relinquish'in öyle bir özelliği de var. Dijin'i çektik. Skill Angel'ı kullanalım. Twister. Twister'ı da setledim. Enemy controller kullanıyor. Savaş pozisyonunu değiştirecek. Oo hayır. Feda edip birinin kontrolünü alacak. Oo Relinquish'in kontrolünü aldı. Bir tur boyunca Relinquish'i geri aldık. Şu an uzatabildiğince uzatıyor. Elinde iki tane kart olacak bu kart çektikten sonra. Ve bir tane de kapalı kart var. Benim büyük ihtimalle deck out yapmaya çalışıyor. Çünkü 5 tane çekebileceğim kart var. Ve büyük ihtimalle şu an deck out yapamayacağını anlayıp pes edecek. Ama hala elinde kartlar var. Twister'la aslında kendimi Twister'layıp şey yapabilirim ama onun yerine şimdi Black Lodge'un Ritual'ı kullanıp Relinquish, ikinci Relinquish'i çağırıp Dijin'i feda ederek ardından da kapalı kartını çağırırsak çalarsak neymiş acaba kapalı kart? Cocoon of Evolution'muş. Evet, ilk maçımızı kazanıyoruz. Biraz uzun sürdü. Weevil bizi çok salladı. İkinci maçımıza girelim. Bakalım kimle savaşacağız. Cooler Man Gold 2'den geçen galiba geçen şey o da Platinum'du. O aşağı. O Rex Raptor direkt Rex Beatdown olabilir eğer özelliği Mountain'sa. Mountain yine öyle bir şeydi. Mountain hayır, Mountain kaybedildi. Rex'inki neydi? Dinosaur Kingdom aynen. Sahi Jurassic World'la başlıyor. Tüm dinozor türü canavarla 300 atak ve defans salıyor ama bu bizim için iyi bir şey. Elimizde iyi geldi. Ooo direkt Thunder Dragon. Polymerization Thunder Dragon. Umarım elinde... Evet elinde Polymerization yok. Golden Apples kapalı olarak koyacağım. Ben de kendi Thunder Dragon'ın efektini çalıştıracağım. Turu bitirelim. Threaded King Rex'e de saldırmasını istiyorum. Çünkü bir sonraki dur Destiny Drive özelliğini kullanabileceğiz. Kapalı mı açık mı? Feda edebilirim açık şarkı. Bu tur Destiny Drive'ı kullanarak elimize bir Sonic Bird alalım. Normalde bu destede ben Ritual Weapon da kullanıyordum Relinquish'in gücünü arttırmak için. Ama Ritual Weapon'sız da iyi. Belki bir Skell Angel'ı çıkararak Ritual Weapon koyabilirsiniz.
Security Orb. Elimizde şu an Karibu veya Windstorm of Etiyok olsa iyi olurdu. Eğer bir daha Relinquish'te saldırsa kaybettik. İşte bu yüzden Karibu'dan veya Windstorm of Etiyok'dan elimizde bir tane olursa daha iyi olurdu. Bağlantı koptu. Benden mi yoksa ondan mı? Benden. Bu bağlantı sorunları çok fazla olmaya başladı bu sezon. Bu sezon çok fazla olmaya başladı ama maç ondaydı, sorun yok. Benim kuşta direkt saldırsa kazanacaktık. Sadece Rage Quit'u atmış gibi görünmek istemediğim için bu kartı yapıyorum. Gold 3'ten Balinese? My Valentine, Harpy Hunting Ground destesi olabilir mi? Gerçi ona kaybederse gold 2'ye düşecek. Seni gold 2'ye düşürmek ister miyim? Aroma strateji kullanıyor ve 23 kart var destesinde. Garip bir seçim. Elimiz gayet iyi geldi. Elimiz süper iyi geldi. Ve ilk onun başlaması da çok iyi, çünkü ilk turdan Relinquish çağırıp bam 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 diye vurabiliriz. Hatta savunma olarak elimizde Karibu da var. Ama kart kapalı olması hiç olmadı işte. Kartı açık olsa daha hoş olacaktı. Bu da olur. Twister çekeceğiz. Relinquish çağıracağım yine lan. Hayır, Twister kullanma. Dijini feda edeceğim. Defans pozisyonunu çağıracağım çünkü rakibin kartını defans pozisyonunda alacağız. Kapalı aldığımızda onun statlarını kopyalayamıyoruz. Twister de set yapacağım ve Sonic Bird ile 1400'lük bir hasar verebiliriz ilk turdan. Twin Barrel Dragon çağırdı. Bunu beklemiyordum. Bakalım tutturabilecek mi şansı? Hadi ama. Karibu'yu kullanmam lazım. Karibu'yu yok etti. Direkt vuracak. Fulfillment of Contract'a ihtiyacımız var. Golden Apples da olur aslında, aynen. Golden Apples da olur kesinlikle. Sorun değil. Şu an ikimizin de neredeyse hiç kartı yok. Elimizde hiç kaynağımız yok. Bakalım Mime kazanacak, ben mi? ...1800 Mephisto Infernal General ile vuruyor ve ben de Golden Apples kullanıyorum. Ve galiba şu an Destiny Draw'ın etkiye girmesi lazım. Evet, bu da Fulfillment of Contract çekebileceğiz demek. Nerede bakalım, nerede burada. 800 can puanı ödeyelim. Ve Relinquish'li mezardan geri çağıralım. Ardından Mephist'i alalım elinden, Mine
Mayın. May. May. May mi May mı? May galiba. İlk başta Rene Kuş'ta saldıracağım. Bakalım kapalı kartı ne? Kurtarabilecek bir şey mi? Sanmıyorum çünkü şu an açmadı. Acaba? May? May? Kapalı kartını açacak mısın? Ne olabilir? Ya gerçi Mirror Ball olursa kurtarmaz yine. Winston'un Etioka maçı sadece bir tur daha uzatır diye düşünüyorum. Onun dışında... Bağlantı koptu. Umarım bu sefer benden kopmamıştır. Çünkü bu sefer maçı ben kazanıyordum. Evet, bu sefer benden kopmamış. Güzel. Bir maç daha yapabiliriz. Bir maç daha vaktimiz var. Dördüncü maçı yapabiliriz. Renkuş testesi cidden iyi çalışıyor bence. Bir kazayı saymazsak şu an 3 maçta 2 galibiyeti var. Bakalım 4'te 3 yapabilecek mi? Boyoga karşı. Ooo 2 Yami ayna maçı. İkimiz de aynı karaktersek ayna maçı deniliyor buna. Aynada kendine bakıp maç yapıyor gibisin. Elimiz fena değil. Cidden bu desteyle kötü bir el gelmiyor fazla. Hani tamamen Relim Kış'la alakalı kartlar olsa bile çekebiliyorsun bir şekilde. O yüzden deste iyi. Bir sonraki videoda kullanmamı istediğiniz bir deste varsa burada yorum kısmına belirtebilirsiniz. Destenin adını, kartlarını ve benzeri veya direkt bana Discord'dan ulaşıp resmini atabilirsiniz. Destenin kullan, eğer kartlar bende varsa kullanırım deste. O ikinci Thunder Dragon'ı çektik. Burada şu an yüzüme vurmasını çok istiyorum. O yüzden Golden Apples'ı süreceğim sahaya ve Twister'ı kapalı olarak koyacağım. Sonic Bird'ün elimde kalmasını istiyorum şu an. Çünkü Destiny Draft çalışırsa Relinquished çekip Sonic Bird'ü sahaya sürebilirim. Ama vurmuyor. Bir tur daha bekleyeceğim. Bir tur daha bekleyeceğim. Exodia parçaları toplamıyoruz hadi. İkinci Redding Kuş'tumu çektim. Hadi Yami bir şey yap. Evet şu an aşırı saçma bir yere gidiyorlar. Tek Redding Kuş'ta oynamanın bana bir faydası olmayacak ki. Sırf defansını kırmak için oynuyorum şu an. Thunder Dragon'lardan birini yollayalım. Defans pozisyonu da alacağım. Kapalı kartını çalacağım. Büyük ihtimalle Pumpkin Princess of Ghost ve kapalı kartta Wonder Balloons. O yüzden bir sürü kart götürüyor elinde, hepsini mezarlığa atıp benim atak puanımı 0 yapmak için, ama öyle olmayabilir. Kid Modo Dragon'mış, benim onu öldürmemi bekliyor. Yami Yugi. Dragon türü canavarlar kullanıyor. Bunu her gün göremezsiniz. Yukarıdan bildirim geldi. YouTube'dan. Turgun'a pas geçmem lazım. Ama benim desem daha önce bitecek. Öyle bir sorun var. Şöyle yapabiliriz. Feda edeceğim Renekuş'te. Ardından direkt vuracağım.
Kapalı olarak Windstorm'u koyamadım çünkü Renekşi çağıramam bir sonraki tur öyle bir şey yaparsam. Aslında bana saldırırsa çağırabilirdim. Ama elimde Karibo var, o yüzden gerek yok. Skellenger. Oyunu bitirebilir miyiz? Bitirebiliriz bence ya. Relinquish'te eğer kartını çalarsak 1400, 2000, 3000 vurmuş oluyoruz. Ve bu da bitiyor galiba. Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Elinde kart biriktiriyor. Skellenger'ı göndereceğim. Hadi bana kapama. Bana oyunu kapama. Defans pozisyonuna koymak istememiştim. Blue Eyes altımı Dragon'a falan mı gidiyor acaba? Fazla sorun olmaz. Elimizde Karibo var çünkü. Karibo bu yüzden iyi. Ve Mirror Ball. Neyse, en azından Mirror Ball'u bize karşı kullanamadı. Yaşam puanlarını vururken kullanması iyi. Bakalım ne yapacak? Destiny Drive'ı kullandı tabii ki de. Tabii ki de Destiny Drive'ı kullandı. Bunda hiçbir yanlışlık yok. Bunu yapacağını zaten anlamıştık başından beri. Mirror Ball'u mezarlığa göndermek zorunda kalacak. Bakın ne yapacak. Hadi Destiny Drive'ı da kullanın. Kaiba Man'i çağırıyorsun. Kaiba destesi kullanan bir Yamu Yugi var karşımızda. Bu adamı dava edin. Bu adamı şikayet edin. Ve Blue Eyes White Dragon'ı çağırdı. Relinquish'te mi saldıracak? Uuu, Stamping Destruction. Twister'ı mı gitti? Hayır, Twister'ımı kullanmak istiyorum. Oo, hayır. Onu yok etmek istememiştim. Boş boşuna Twister'ı kullandım. Twister'ı çok yanlış bir şekilde kullandım. Ne? Hayır. Bunu yapmasına sinir kapıyorum bu oyunun ya. Gayet de kazanacaktım o maçı. Gayet de kazanacaktım. Time Limit Loss verdi. Oyuna lag girdi. Tüm Yu-Gi-Oh oynama isteğim bitti şu an bugünlük. Bugünlük tüm Yu-Gi-Oh oynama isteğimin sonuna geldim. Zaten videonun da sonuna geldim. Dediğim gibi günün sorusuna hashtag günün sorusu etikete yorum kısmına cevaplayın. Destin öneriniz varsa onu da yorum kısmına yazın. Veya Discord'dan da atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone olmasanız abone olun. İyi gün geçirin. Ama önemlisi ne yaparsanız yapın. Fantastik yapın.